Sevgili öğrenciler merhaba. Bu dersimizde Scratch'te kalem eklentisinin komutlarını işleyeceğiz. Scratch hepimizin bildiği gibi MIT Üniversitesi'nin geliştirdiği blok tabanlı bir kodlama dili. Arayüzü basit, kullanımı kolay. Bizler de yeni bir proje oluşturarak kalem eklentisindeki komutları görelim. Komutları daha detaylı görmek için bir şekil oyunu tasarlayacağız birlikte. Evet, gördüğünüz gibi oyun sayfam açıldı. Kodlama yapacağım. İsterseniz bir başlık yapalım. Ne diyelim? Şekil oyunu diyebiliriz. Oyna. Olsun ismi. Gördüğünüz gibi sol kısımda kodlarımız var. Blok kodlarımız. Burası kodlarımızı sürükleyip bıraktığımız orta alan. Burası bizim sahnemiz. Ve burası kuklamız arkadaşlar. Kuklalarımızı eklediğimiz kısım. Ben bu kuklayla devam etmeyeceğim. O yüzden onu çöp kutusuna basarak siliyorum ve yeni bir kukla ekleyeceğim. Bir kukla seçme menüsünde gördüğünüz gibi 4 farklı menü var. İnternetten indirebiliyoruz. Kendimiz çizebiliyoruz. Ben hazır bir Scratch kütüphanesinden hazır bir kukla seçmeyi tercih ediyorum. Şu anda bakın birçok kuklamız var. Bazıları çok eğlenceli. Sizler de istediğiniz bir kuklayı seçebilirsiniz. Ben fili seçeceğim. Kuklamı eklediğim zaman gördüğünüz gibi kuklamla ilgili görsel özellikler burada. Şu anda büyüklüğü %100 yani kendi orijinal boyutunda. Bunu %110, %120 yani 100'ün üzerinde bir rakam yaptığınızda filiniz büyüyecektir. 100'ün altında bir rakam yaptığınızda filiniz ya da kuklanız küçülecektir. Ben biraz daha ufak istediğim için %70 oranında bir ufaltma istiyorum. Ve evet şu anda gayet istediğim boyutlarda. Ve bakın bu yön kısmı önemli. Benim çizimimi yapacak olan kukla fil olduğu için yukarı aşağı gidecek. Ben dolayısıyla bunun ters dönmesini ya da çaprazlaşmasını istemiyorum. Ve dönmesini engellemek için döndürme özelliğini kapatıyorum ve sen asla dönme diyorum. Sen her zaman bu yatay pozisyonunda sabit kal. Ve artık kodlama kısmına başlayabiliriz. Evet, tıklanınca diyorum olaylar kısmında. Yani bu oyun başladığında demektir arkadaşlar. Oyun başladığında filine nerede durması gerekiyorsa komutla onu söylemen gerekiyor. Bunun nedeni eğer biz bunu koordinat olarak kuklalarımıza söylemediğimizde kuklalar oyun içinde farklı farklı istemediğimiz noktalara gidebiliyor. Bunu engellemek adına bizler kendimiz bu koordinata git diyoruz. Öncelikle kuklalarımızı olması gereken noktaya götürüyoruz ve zaten kendi otomatik olarak koordinatı yazıyor. Ve bu koordinata git kendini burada göster diyorum film için. Ve oyunun başladığına dair bana da bir dönüt yapmasını istiyorum. Mesela 2 saniye boyunca bana ne diyebilir? Merhaba, ne çizmek istersin diye bana film sorabilir. Merhaba diyelim. Ne çizmek istersin diye sorsun ve ben de ona göre bir cevapta bulunayım. Tabii ki bana bu soruyu sorduktan sonra bana birkaç da seçenek sunması gerekiyor. İşte üçgen mi çizmek isterim, kare mi çizmek isterim. Ben bunları çizim komutuyla, çizim kuklasıyla kendim çizmek istiyorum arkadaşlar. Mesela bir üçgen çizmek istiyorsam bir üçgen hemen şekli yapıyorum buraya. İnternetten de bulabiliriz. Bu tamamen tercih meselesi. Kontür dediğiniz şey bu arada dış çizgi arkadaşlar. Siz burada mesela ben dörtle çizmişim, siyah çizmişim. Farklı özellikler yapabilirsiniz. İçini doldurmak istiyorum. Daha güzel görünmesini istiyorum. İstediğim her renkle boyayabilirim. Sarı yapalım biraz. Böyle tatlı bir sarı olsun. Evet. Üçgenim hazır. Şöyle koyalım yine. Burada yine büyüklüğü eğer sizin için istediğiniz boyutta çizemediyseniz mesela %90, %80 oranında bir ufaltma yaşı yapabiliriz arkadaşlar. Yaptığımızda çünkü başka şekiller de koyacağız. Belki kare koyacağız, altıgen, daire koyacağız. Boyutlandırma ayarı dediğim gibi tercihinize bağlı. Peki, üçgenime bastığım zaman filmden tabii ki bir üçgen çizmesini beklediğimi filme bunu bildirmem gerekiyor. Biz bunu
bildirme olaylarını haber sal komutlarıyla yapıyoruz arkadaşlar. Olaylara geliyorum ve üçgen kuklasına tıklandığında, bakın bu kukla tıklandığında bir haber göndermesini istiyorum filme. Haberimin adı üçgen olabilir. Okey diyorum. Bir üçgen haberi salsı ve bu arada yine üçgeninizin eğer o şey başladığında, oyun başladığında görünmesini istemiyor olabilirsiniz. O zaman biz şöyle yapalım. Oyun başladığında görünme. Gizlen. Peki ne zaman görünebilir? Hani 2 saniyelik bir soru soruyordu filmimiz. 2 saniye sonra kendini, benim onu belirttiğim noktada yine gösterebilir arkadaşlar. Oyunumuzu daha estetik hale getirmek açısından bu tarz değişiklikler yapabiliriz. Üçgenimi bırakıyorum bakın. Olması gerektiği noktaya, tam istediğim noktaya. Ve ondan sonra bu koordinatı alarak koordinat komutunu bu noktada görün diyorum. Çalıştıralım. Evet bakın önce gizleniyor üçgenim. 2 saniye sonra mesajdan sonra geliyor. Bu kukla tıklanıldığında haberi salıyor ama tabii haberi, o haberi şu anda daha fil almıyor. Hemen filme geliyorum. Ve filme diyorum ki sana bir haber gelecek. Üçgen haberi. Ve sen bu üçgen haberi geldiği zaman bir üçgen çizmeye başlamalısın. Şimdi bakın normalde çizim komutlarımız sol tarafta değil. Normalde burada yok. Dersin başında size kalem komutlarının kalem eklentisi içinde olduğundan bahsetmiştim. Bakın burada eklenti ekle diye bir şeklim var. Artı var yan tarafında. Ona bastığım zaman bakın Scratch'in bize verdiği eklenti imkanları var. Müzik eklentisi, kalem, video algılama. Bununla yine çok güzel oyunlar yapabiliyoruz. Metinden sese, çevirim, makey. Bunun için kart gerekiyor. Microbit. Lego Maestro robotlarını kodlayabiliyoruz yeni eklentilerde. Biz kalem komutunu kullanacağız ve ben kaleme tıkladığımda bakın daha önce burada var olmayan komutlar geldi. Benim çizim yapacağım komutlar burada. Biz burada yine filin nerede çizim yapmasını istiyoruz. Bu da önemli. Ben filmin bulunduğu yerde değil, biraz daha sayfanın ortasına gelerek çizmesini istiyorum. Dolayısıyla filmi bırakıyorum. Evet bu noktada bence çizmeye başlayabilir. Hatta şurada bile başlayabilir. Hemen koordinata gidiyorum yine. Bu koordinata gidiyorum ve bu koordinatta çizmeye başlar. Haberini alınca yani üçgen çizim haberini alınca gidecek arkadaşlar. Bakalım kalemde neler var. İlk olarak kalemimizin rengini belirleyebiliriz. Sarı hatta böyle hafif yeşile doğru olmuş o üçgenim. Şu yeşile doğru bir evet, kalemimizin rengini değiştirelim. Bir kalınlık verelim kalemimize. Bu yine tercih meselesi. 3, 5, 7 artık nasıl ne kadar kalın bir üçgen çizmek istiyorsanız önemli değil. Ve artık üçgenimizi çizmeye başlayalım. Üçgenimizde adı üzerinde üçgen, üç kenarı vardır. Ve üç kenar birbirlerine öyle bir açıyla kesecekler ki toplamı 180 derece olacak iç açılar arkadaşlar. Eşkenar üçgenlerde her iç açı yani iki kenarın birbirini kestiği açı 60 derecedir. Evet üçgenimizi çizmek için her seferinde bir kenar uzunluğu kadar ve içeride 60 derecelik bir açı bırakacak kadar hareket etmeliyim. Bunun için hemen kontrol komutuna geliyorum. 3 defa yapacağım çünkü bir üçgenden bahsediyoruz. Ve bir kenar çizelim. Şimdi adım git dediğimizde kenar uzunluğumuz olacak. Ne kadar adım gitmek istersek bu tamamen bize bağlı arkadaşlar. 50 adım gidebiliriz, 80 adım gidebiliriz. Ben 80 adım gideceğim. 80 adım gidip peki ne kadar dönecek? Bu önemli. Normalde içeride 60 derecelik bir açı bırakmamız gerekiyordu. Ve filimiz ondan önce bakın bir adım gidiyor değil mi? Bir doğru çiziyor aslında. Bir kenar uzunluğu çiziyor, bir doğru çiziyor. Ve 180 derecelik bir açıda gidiyor. İçeride eğer 60 derecelik bir açı bırakmak istiyorsan sen ne yapmalısın? 120 derece dönmelisin. Ki içeride 60 derece açın kalsın.
Neden solu tercih ettim? Sağ da yapabiliriz. Fakat sağ yaptığımızda üçgenimiz normal düz bir üçgen değil, aksine ters bir üçgen olacaktır. Biz de dolayısıyla bunu sol yönünü seçiyorum. Yapalım. Yalnız şu anda tabii istediğim gibi değil. Düzeltmeler yapacağız. Bakın basıyorum. Evet, aslında bir üçgen çiziyor. Fakat onu ben göremiyorum. Bunun nedeni kalemimizin basılı olmaması. Hemen kalem komutlarına tekrar geliyorum. Bakalım. Ne diyoruz? Kalem rengini yap demiştik. Kalemi bastır komutumuz var. Kalemi bastır komutunu rengini ve kalemimizin kalınlığını belirledikten sonra yapıyorum. Ve işlemim bittikten sonra mutlaka kalemi kaldırıyorum arkadaşlar. Kalemi kaldırmadığım takdirde film başka bir yere gittiğinde sayfamın her geçtiği noktasına çizik atacak. Bunu istemiyorum. Şeklim bittikten sonra kalemimi kaldırıyorum. Birlikte yapalım isterseniz. Ne çizmek istersin dedi. Evet. Yalnız o kadar hızlı çiziyor ki ben takip edemiyorum. Dolayısıyla şöyle kısaca bir oraya bir bekleme alanı belirleyebiliriz. Evet, ikinci yaptığımda gördüğünüz gibi fakat ne var? İlk çizdiğim üçgen orada duruyor. Ben hemen diyorum ki o zaman öyle bir şey yapmalıyım ki sayfam her açıldığında tertemiz olsun. Yani oyun başladığında tümünü silsin. Ekranda ne varsa o anda tümünü silsin diyorum. Çalıştırıyorum yine. Evet, üçgenimize basıyoruz. Ve gayet güzel bir üçgen çiziyor. Hemen aynı şeyi bir kare için yapalım. Artık üçgenimin kodları tamamlandıktan sonra diğer şekillerim çok kolay olacak zaten. Sadece yapmam gereken komutları kopyalayacağım ve gerekli değişiklikleri yapacağım. Yine bir kukla çize geliyorum arkadaşlar. Bir kare çizeceğim bakın. Şöyle bir kare çizelim. İçine renk olsun. Hatta biraz ufaltayım. Buradan da ufaltabilirim. Yine buradan da ufaltabiliriz. İçi bu sefer mavi olabilir. Evet, mavi oldu. Götürüp bırakıyorum. Ve kod kısmına geliyorum. Şöyle. Peki. Bakın, üçgen kuklamdaki komutları alıp hızlı bir şekilde kukla 2'min üstüne getirip bırakıyorum. Tabi değişiklikler yapacağım. Bakalım ikisi de gelmiş mi? Evet, ikisi de burada. Tabii ki mesela ben bunun için bu kukla tıklandığında üçgen haberini göndermeyeceğim. Çünkü bu bir kare. Onun için yeni bir haber oluşturacağım arkadaşlar. Bir kare haberi oluşturacağım. Film bu sefer kare çizmesi gerektiğini bu haber sayesinde anlamış olacak. Ve yine eğer ben kareme sen bu noktada görün dersen üçgenle kare üst üste biner. Ben karemi olması gerektiği yere bırakıyorum. Ve tek yapmam gereken bu koordinatı koyup karenin şu andaki var olan koordinatlarını koymak. Evet. Bakalım. Merhaba, ne çizmek istersin dedi yine. Şekillerim geldi. Yalnız fark ediyor musunuz bilmiyorum ama kareme basınca bir şey olmuyor. Çünkü ben daha filme kare haberini alınca ne yapması gerektiğini söylemedim. Bunu da yine yaparken çok pratik bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Üçgen için yaptığım komutların kopyasını çıkarıyorum. Ve gerekli değişiklikleri hızlı bir şekilde buradan uyguluyorum. Mesela mavi yapalım. Çünkü mavi şeklimiz, karemiz. Kalemin rengini mavi yaptık. Tabii ki yine eğer sen buradaki koordinatı değiştirmezsen üçgen çizecekti değil mi buraya? Kareyi de onun üstüne çizecektir. Biz bunu istemiyoruz. Yan yana çizsin istiyorum ben. Şimdi normalde -156 idi. Ben de 80'lik bir kare çizdim. Ne oldu? -86, -76 gibi bir değere geliyor. Biraz da aralarında boşluk kalsın istiyorum. Bunu -46 diyelim mesela. Arada bir boşluk olacak. -46. Yani biraz daha sayfanın sağına doğru çizmiş oluyor aslında. Tek yaptığı şey bu. Tabii ki yine değiştirmem gereken şeylerden bir tanesi karemizin üç kenarı yok. Dört kenarı var.
Ve 120 derecelik bir açıyla kesmiyor kenarlar birbirlerini. 60 derecelik bir açıyla kesmiyor. Özür diliyorum. Ne yapıyor? Birbirlerini dik kesiyorlar. Ve 90 derece diyoruz. Biz buna bakalım. Merhaba, ne çizmek istersin? Hazırsanız eğer karemizi çizdireceğim. Kare çizmek istiyorum diyorum. Evet, şu anda hemen kare haberini alıyor ama kendi hala üçgene göre düşünüyor. Buradan da kareyi değiştiriyorum ve tekrar uyguluyorum. Evet, üçgeni de çizelim o zaman. Gördüğünüz gibi gayet pratik bir şekilde çizdim. Son olarak bir de çemberi yapalım arkadaşlar. Siz daha farklı şekiller ekleyebilirsiniz. Ben yine çizim kuklamdan bir daire alıyorum. Çember yapalım. İçi dolu bir daireye dönüştürelim. Evet. Bu benim dairem. Ve kod kısmını hızlıca yazmaya geliyorum. Tek yapmam gereken diğer karedeki komutları. Bakın buraya kopyalıyorum. Gelmiş mi? Evet, buradalar. Hemen değiştirmem gereken ayarları yapıyorum. Tabii ki daireye basınca kare haberi değil, yeni bir haber olan daire haberini salacak. Ve koordinatı da farklı bir koordinatta kendini göster diyeceğim. Bunu neden yapıyoruz? Tekrar söylüyorum. Hepsinin yeri belli olsun diye, hepsi iç içe girmesin, görüntü olarak istemediğim bir görüntü oluşturmasın diye bu noktada kendini göstersin. Ve buna tıklandığında daire haberi salsın. Filme gidiyorum arkadaşlar. Ve bir kopya çıkarıyorum hemen. Diyorum ki daire haberi alınca da sen çizmeye başla. Nerede çizmeye başlayabilir? Burada başlayabilir. Yine filmi götürüyorum arkadaşlar. Şu anda bu noktada çiz diyorum. Bu noktada sen çizmeye başla. Ne kadar çizecektir? 360 kadar tekrarlayacak. Çünkü her seferinde ben bunu bir derece döndüreceğim. Ve unutmayın, bir daire 360 derecedir. Döne 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 ne yapacak? 360'a kendini tamamlayacak. Kaç adım gidecek arkadaşlar? Bu da her seferinde çize çize gideceği için ben minik bir rakam vereceğim. 0.5 gitmesini istiyorum her seferinde. Ve beklemesini istemiyorum. Hatta önce bekletelim arkadaşlar. Bakalım ne değişiklik olacak. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi yani 360 kere bekleyecek, yani 360 saniyede ancak bir çember çizecek. Bir yani 360 saniye demek 6 dakika demek. Hemen ben bu bekleme olayını istemiyorum. Bunu iptal ettik. Bakın bu arada film ne yaptı? Bazı yerlere giderken çizmeye devam ediyor arkadaşlar. Biz oysaki hani her seferinde oyun başladığında da eğer kalemi kaldır dersek bu görüntüden de kurtulacağız. Merhaba, ne çizmek istersin? Daire istiyorum diyorum. Bakalım çizecek mi? Gayet güzel bir daire çiziyor. Evet, rengini de değiştirelim. Rengi de kırmızı olsun, ne dersiniz? Çünkü kırmızıydı. Tekrar sıfırdan başlatıyorum. Bakın o çizgiden de kurtulmuş oldum. Oyun başlar başlamaz kalemi kaldır diyorum. Yani eğer ortada bir kalem varsa, basılı bir kalem varsa onu kaldırıyor filmimiz. Ekranda bir şey varsa onu siliyor. Evet. Evet, film şekilleri çizmeye devam ediyor. Sizler de buna beşgen ekleyebilirsiniz, bir altıgen ekleyebilirsiniz, farklı şekiller çizdirebilirsiniz, serbest bir çizim oluşturabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.